Koruyup memeleri içeri dışarı çıkmaz. İkinci evrede dışarı çıkar, içeri geçmez vesaire. Yani ağır ağır formları var. Dördüncü evrede artık kişinin makadından hep dışarıdadır hemoroid. İç hemoroid var, dış hemoroid var vesaire. Şimdi hemoroidi tetikleyen sebeplerin başında... Hocam bir şey soracağım. Bu kişi hemoroid olduğunu nereden anlar? Anlar mı? Kendi kendine anlayabilir miyiz? Bir doktora uzmana gitmeden öncelikle. Tabii nasıl ki, anlar ya da? Tuvalete gittiği zaman ıkınır, kanama olur, kaşıntı olur. Kanama ağrı verir, ne kaşıntı? Acı verir. Kişinin makatında ağrı, sancı, sızı, kaşıntı, kanama olur. Tabii ki belirtisi olur. Yani hemoroid olan kişi artık böyle rahat rahat oturamaz. Bir yerleri ağrıldığı için böyle yamulur sağa sola, öne arkaya, değil mi? İnsanların %70'inde hemoroid var. Az veya çok ama var. %70. Yani 3 kişiden 2 kişide hemoroid var. Hocam kısa bir soru sorabilir miyim? Hemoroidle basur aynı şey mi değil mi? Hemoroidle basur aynı şey. Basur Türkçe, şey. Hemoroid Latince. Ama şimdi halk dilinde çok iyi bilmeyenler onları ayırıyor. Biri memeli, biri memesiz basur, diye. Basur. Basur halk dilinde basur. Mayasur ya da değil mi hocam? Mayasur da denir. Eski, o daha eski bir Türkçe. Mayasur evet. Da denir. Şimdi Ankara'da bir hanımefendi hemoroidden dolayı ameliyat olmuş. 6 ay sonra nüksetmiş. Bir daha ameliyat, bir daha nüksetmiş. Bir daha ameliyat, bir daha nüksetmiş. Evet hocam, sizi gören hemen telefon açıyor. Buyurun. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben hocaya bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Ben zayıflamak için ne tavsiye edebilir acaba? Zayıflamak için? Evet. Aa, çok güzel bir soru. Evet, yani bu sıralar millete çok sorunum var. Zayıflamak evet. İçin piyasada neler var? Afrika mangosundan üretilen zayıflama hapı damlası drajesi var. Aslında bu bir meyve olduğu için... Afrika mango mu hocam? Evet. Meyve olduğu için birleşimin de çok yoğun oranda, %89 oranında şeker var. Şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Afrika mangosu zayıflatıyor diyorlar ve hapını damlasını, derecesini yapıyorlar. Neden zayıflatmaz? Çünkü glikoz, şeker içeren bir şey zayıflatmaz. Peki neden zayıflatır diyorlar? Yapmış oldukları damlalar, derecelerin içine sibutramin denen kimyasal bir katkı madde katıyorlar, kimyasal. Bu da ölümlere sebep oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde birleşiminde sibutramin içeren bütün bitkisel ve kimyasal ilaçlar 70 çeşit diyet hapları, obeziteye karşı, şişmanlığa karşı hepsi yasaklandı. Türkiye'de de birçok acı biber, efendim altın çilek ve Afrika mangosundan yapılan birçok hap Türkiye'de de yasaklandı yavaş yavaş. Sibutramin ne yapıyor? Kişinin kalp atışını hızlandırıyor, nabzını hızlandırıyor. Bu şuna benzer, bir kişi sırtında bir yükle yürüyormuş gibi sürekli bir yükle kalp atışları hızlanıyor. Ve zamanla sürekli bu tempoyla, tempolu bir koşu gibi olduğu için kalbi buna dayanamıyor, iflas ediyor. İçinde sibutramin içeren kimyasal bir zayıflatıcı ürün kullanan kişi sonunda ölebilir. Biz ne yaptık? Buna karşı... Birleşiminde maydanoz otunun ekstraktı, kuşkonmaz kökü ekstraktı ve fundak kökü ekstraktına oluşan çok güzel bitkisel bir ürün ürettik. Funda forte kullandığı zaman kişinin iştahı kesilir, zayıflar yavaş yavaş. Funda forte. Funda forte. Haftaya yeni bir ürün. Garcinia forte. Türkçesi ne hocam? Türkçesi ne? Türkçesi yok ki, söyleyeyim Türkçesi. Hocam biz anlamıyoruz. Garcinia forte. Garcinia forte. Garcinia. Bu Güneydoğu Asya'da yetişen bir meyve ama bu tatlı meyveler gibi değil. Turunçgillerden böyle limonsu bir meyve. Birleşiminde hidrooksik asit içerir. Bu kişinin yemiş olduğu besinlerdeki yağların eritmesini hızlandırıyor. Yeni bir ürün piyasaya süreceğiz. Çok çok daha etkili zayıflamak önümüzdeki için. Önümüzdeki hafta mı geliyor bu? İnşallah. İnşallah. Bekliyoruz. Çok çok daha etkili. Forte'yi daha da geliştirdik. Forte forte. Forte forte. Evet hocam, hemoroide devam edelim isterseniz. Önemli Ankara'dan biraz. Bir hanımefendi bir defa ameliyat oluyor, tekrar nüksetmiş. İki defa ameliyat oluyor, ikinci defa tekrar nüksediyor. 6 ayda bir ameliyat. Dördüncü ameliyatta ne olmuş? Bu hanımefendinin yanlışlıkla doktoru makattaki siniri kesmiş. Ne oldu? Artık makadını tutamaz oldu. Yani makatta böyle bağırsağın son 20 kısmına rektum denir. Bağırsağın son kısmına
rektumun da son 3-4 santimlik kısmını makat anüs denir. Anüs de çok yoğun bir kas sistemi, kan dolaşımı var. Buradaki sinirler zedelendiği zaman kişi ne yapar? Defacetini tutamaz. Tutamazsa ne olur? Altını bezlemek zorunda kalır. Allah korusun. Yani hemoroid değil de hemen gidip ameliyat olmak iyi değil. Hemen gidip ameliyat olmaya koşmayın. Koşarsanız başınıza iş açarsınız. Çoban çantası otu bununla bir ilgili Almanya'da Profesör Doktor Neuhaus'un Profesör Doktor Wiesenau yapmış oldukları klinik araştırmada çoban çantasının otunun birleşiminde bir polipeptit var. Çoban çantası otu her türlü iç kanamayı önleyici özelliğe sahiptir. Hemoroidden dolayı kanama, kalın bağırsaktaki iltihaptan veya yaradan, ülseratif kolitten dolayı kanama, bayanlardaki adetten dolayı kanama, yoğun adet görme vesaire vesaire. Hatta burun kanamasına karşı daha etkili. Biz onunla ilgili çok güzel bir...